Gelmişim. Hoş gelmişsiniz. Hoş geldiniz hocam. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Çok iyi gözüküyorsunuz. Evet. Yani biraz toplansınlar hocam. Nasıl geçiyor günleriniz? Günlerim yoğun geçiyor şimdilik. Çünkü bir gazaya uğradık. Geçen akşam nasıl olduysa mutfak çeşmesini açık bırakmışım. Teknede de tabak vardı. Evet. Doldu taştı. Bütün banko gitti. Şimdi yeniden yaptırıyorum onu. Onun için yoğunluk var. Geçmiş olsun. Tamam. Yeniden olacağı varmış diyelim. Evet, yenilmesi gerekirmişti. Evet. İngiltere'den geldim. Üzerindeki mikser çeşmenin dolu ansızın çıktı. İhmal ettim. Şimdi bankolar düzelirken, yenilenirken onu da yeniliyorum. Her şey yenilenmiş olacak. Geçmiş olsun mesajları yağıyor aşağıdan hocam. Geçmiş olsun diyorlar size. Sağ olsunlar. Evet diyorlar ki hocamız diyorlar gençleşiyor diyorlar. Hocamız diyorlar gençleşiyor diyorlar aşağıda. Ya, sağ olsunlar. Her berber elinden geçtikçe gençleşiriz. Çok güzel. Yani, bir formu aslında, hocam bize de verin lütfen. Şimdi kaşlarımız büyüyor. Onu keserler. Saçımız büyüyor. Onu keserler. Sakalımız alınmış. Evet. Dolayısıyla genç görünüyoruz. Halbuki bıraksam mesela ben kaşlarımı Atatürk kaşı diye isim verdim ben ona. Atatürk kaşı bayağı ihtiyar gösterir kişiyi. Evet. Siriusluların kaşları da öyledir. Kesilmiş değil, öyle serbest. Evet. Çok. Bu arada yani Deniz Tezcan arkadaşımız aramızda katıldı mı bilmiyorum ama hem sizin hem de benim çok sıkı takipçilerimden, sevgili takipçilerimden birisi. Evet. Ve mutlaka her hafta bir katkı sunar. Özellikle sizin yayınlarınızla ilgili. Gene şunu tespit etmiş. Dün sizin doğum gününüz müydü hocam? Evet, doğum günümde evet. O zaman 74'ü doldurdum. 74'ü doldurdum. 74. Şimdi şeyden bahsederken, astrolojiden bahsederken evet. Ben dedim işte Yengeç Burcu'ndayım. Yengeç Burcu'nun bütün özelliklerini taşıyorum. Çünkü 18-7-49 doğumluyum deyince herkes doğum günüm olduğunu anladı. Doğum gününüz kutlu olsun. Yani nice güzel senelere inşallah en güzel şekilde ulaşmak nasip olsun. Sevgili Deniz de sizin doğum gününüzü kutlamış, sevdiklerinizle beraber çok güzel yıllar geçirmenizi temenni etmiş hocam. Ben evet, ondan de fark ettim. Çünkü yoğunluğumdan fark edemedim. Kusuruma bakmayın. Evet. Onun sonrasında da size bir sorusu var. Şeyse evet, onu yönlendirmek istiyorum. Hem size sormuş bunu hem bana sormuş. Demiş ki nasıl meditasyon yaptığınızı, yöntemlerini, detaylarını ne olursunuz bizimle paylaşın demiş. Tamam. Hocam paylaştık aslında ama bir kere daha rica edeceğim sizden. Evet. Evet. Paylaşabilirim. Lütfen. Yani şimdi anlatayım mı bunu? Evet şimdi. Lütfen. Şimdi aslında ben meditasyonu rastgele buldum. Rastgele değil de bulmam gerekirmiş ki buldum. Ben denizi çok seviyorum. Paletlerimi alıp, gözlüğümü alıp devamlı denize gidiyordum tek başıma. Çünkü ya arkadaşlarım çalışıyor, ya askerdiler, ya bir de Türkiye'dedirler. O şekilde tek başımaydım. Bütün ömür boyu tek başımayım zaten. Bir miting alanında dursam dahi ben tekim. Yani kendimi yalnız olarak düşünüyorum. Yalnızım. Hiç öbürlerine katılma durumum yok. Çünkü ben hiçbir futbol takımını tutmam. Hiçbir siyasi partim yok. Yani hiçbir dünyasal gruba dahil değilim. Hangi grubun yanına gidersem gideyim ben o gruptan değilim zaten. Onun için tek başımayım. Dolayısıyla denize de tek başıma giderdim. Paletlerimi takardım, gözlüğümü takardım. Bir de şnorkel, nefes borusu, şnorkel, tüpsüz. 10 metrelere kadar dalardım, balıklarla oynaşırdım falan. Tabi insan denizde yoruluyor. Dışarıda insanlar karınca gibi görünür. O kadar içerilere giderdim. Yorulduk. Evime gittim. Banyomu yaptım. Yattım. Bir baktım ki ben yatakta salınım yapıyorum. 8 çiziyorum. Yani sonsuz değil de 8 diye isimlendirmiştim ben o zaman. 8 çiziyorum. Çok güzel bir şey. Öyle bir işte durumlara girdik. Çok çok hoşlandığım bir durumlar oldu onlar. Ondan sonra denizde ben ne yaptım? Yoruldum. Demek ki spor yapmam gerekir, yorulmam gerekir. Sonra da bir banyo yapıp serbest yatmam gerekir. Hava da sıcak. Arka üstü yatıyorum. Arka üstü yatıyorum. Bacaklar açık. Kollar açık. O şekilde. Avuçlarım havaya bakar şekilde yatakta. Başım ilk yardım pozisyonunda bu şekilde. Çenem yukarıda, alnım aşağıda. Gözlerim kapalı ama alnıma bakar şekilde. Tecrübeden edindik tabii biz bunu. Ben medite durumuna 20 gecede girdim. 20 gece uğraştım. Denizden döndükten sonra o durumu elde edebileyim diye uğraştım. Ve meğer ölü pozisyonunda meditasyon yapıyormuşum. Bilmiyordum. Benim yaptığım meditasyon ölü pozisyonunda meditasyonmuş. Neyse. Yatıyorum. Pozisyon bu. Pozisyon mu? Bu. Gevşemem gerekir. Bedenimi gevşetmem gerekir. Salınım yapabilmem için. Ben o zaman kozmik bedenim yükseldi diye düşünmedim. Bedenim yataktan yükseldi diye düşündüm. Gözlerim kapalı ya. Ben o şekilde düşünüyordum. Bedenim yükseldiğini zannediyordum. Gene bedenimi yükseltmek için gevşetmem lazım. Nasıl gevşeteceğim ben bu bedeni? Kendime floresan, elastik bir bilezik düşündüm. Yarattım, kendi kendime yarattım. Elastik, floresan bir bilezik. Yani ışıklı. Önce ayağımın birine geçiriyorum. Düşünceyle tabii ki. Ayağımın birine geçiriyorum. Bacağımın sonuna kadar getiriyorum. Ses de var. Tabii bilim kurgu filmlerindeki gibi. Bacağımın sonuna kadar getiriyorum. Sonra çıkarıp o bir ayağıma geçiriyorum. O bir ayağımdan da kasığıma kadar geliyor. Floresan bilezik. Sonra bedenimin üstüne doğru koltuğumun altına kadar getiriyorum. Sonra bir kolumdan, sonra öbür kolumdan geçiriyorum floresan bileziği. Sonra boynumdan ve başımdan çıkarıyorum. Bu ayaktan başa gevşetme, bedeni gevşetme. Bu durum baştan ayağa doğru da olabilir. Ki ekseriyetle baştan ayağa daha güzel netice verir. Böyle bu şekilde. Çünkü beyin yukarıda ya. Önce beyinden başlanır ve ayak parmaklarından çıkarılır floresan bilezik. ve yavaş yavaş, ama bunu defalarca tekrarlıyorum, ilk zamanlar ve bedenimi gevşettiğimi zannediyorum. Meğer kasılıyormuş. Beden kasılıyormuş. Ve katalepsi durumuna da girdiğim bir gece oldu. Katalepsi durumu yarı ölüm demektir. Canlıyken ölüm demektir. Ama uyuyarak kurtuldum. Tekrar uyandım. Çok yorgun bir şekilde uyandım. Sanki hiç uyumamışım gibi. Çok iş yapmışım gibi yorgun bir şekilde uyandım. Ve ondan sonra kendi kendimi ikaz ederek gevşeteceğime kasarım. Bedenimi gevşeteceğime kasarım. Ama işte bu yanlış bir hareket. Gevşetmek lazım. Bedeni gevşetmek lazım. Ve o şekilde hem floresan bilezik geçirerek hem de baştan ayağa ılık su geçirerek, ılık bir su akıtma durumu gibi düşünerek bedenimi gevşetiyorum. Ama bu durumda meditasyona başlarken nefes eğitimi gereklidir. Nefes almasını kişi bilmelidir meditasyon yapabilmesi için. Çünkü nefes alış konsantrasyonu bozar. Nefes alış konsantrasyonu bozduğu için bu defa meditasyonu başarıyla elde edemez kişi. Medite olamaz. Dolayısıyla nefes almasını öğrenmesi gerek. Yaptığımız meditasyon hareketi bu. Ve ondan sonra gevşetme de öyle bir durum olur. Kişinin bedeni sanki böyle kuyuya düşer gibi yahut asansör ansızın aşağıya inmiş gibi olur ve kozmik beden o saat, işte o an bedenden çıkmış olur ve salınım başlar. 8 çizer. Kozmik beden 8 çizer. Ondan sonra istediği yere gider insan. Kozmik bedeniyle istediği yere gidebilir, istediğini düşünebilir. Meditasyon bu şekilde. Ama nefes eğitimi gerekli. Bir de mantra denen bir durum var. Eğer başkası öğretirse bu konuyu bir mantra verir. Ama ben şöyle diyorum. İster anlamı olsun, ister anlamı olmasın, herhangi bir kelime bul ve söylediğin zaman tüylerin diken diken olsun. Etkili bir şey. Etkili bir şey olsun. Senin için etkili bir şey olsun. Hiç kimse de bilmesin. Başkasının söylemesine gerek yoktur. Çünkü zaten başkası yoktur. Avatar tek başınadır. Başkası yoktur. Avatar kendi mantrasını kendi üretsin. Bu şekilde söylüyorum. Biz dini doyumumuzu sağlamış durumda değildik tabii ki o durumlarda. 20 yaşlarımda 19-20 yaşındaydım ben bu hareketleri yaparken ve dini doyumumu sağlamış değildim. Tekbir getirmekti benim mantram. Peki şeyi de sormuş hocam. Bu meditasyonla işte Atlantalı'ya ya da işte yüksek benlik işte adı her neyse, hani ona ulaşmak için ya da onunla irtibat kurmak için bu meditasyon yapmak şart mıdır diye de ilave etmiş. Zaten kişi sürekli irtibat halindedir. Çünkü zaten perispirileri birleştirilmiştir. Özgüç küresinde Betanova laboratuvarında özgüç küresi vardır. Ve bu özgüç küresi tek bir avatar, tek bir Atlantalı için söylüyorum. Ama bütün Atlantalıların perispirisi ve bütün avatarların perispirisi bu tek bir özgüç küresinden geçerek birleşmiş vaziyettedir. Atlantalı'nın perispirisi Betanova laboratuvarındaki özgüç küresine bağlıdır. Atlantalı'nın kopyası olan avatarın perispirisi de özgüç küresine bağlıdır. Ve dolayısıyla avatar ne düşünürse üst beni onu algılar. Üst beni ne düşünürse onu avatar da algılar. Dolayısıyla. Evet hocam. Şey diye düşündüm. Hani siz de çok genç yaşlarda kendiniz bir deneyim yaşamışsınız ya. Bu hani denizden yorgun geldiniz, uzandınız. Fark ettiniz evet. ki bedeniniz yatağın evet. üstünde 8 yapıyor. Mesela orada hiç korkmadınız mı? Yani çünkü normal evet. dışı bir şey oluyor o an. Şimdi korkmadım ama bir hatıramı anlatayım size. Lütfen. O günlerde tek başımayım. Annem bohçacı denen ticaret kadını. Yakın köylere giderdi. Arkadaşlarının evlerine, köylülere bir şeyler götürürdü. Dikilmiş, dikilmemiş falan götürürdü. Satardı, harçlığını çıkarırdı. Annem evde yok. Ben yattım. Bir gürültüler duyuyorum. Çok kalabalık birileri var. Çok kalabalık bir şeyler var evde. Dinliyorum. Acaba nerededir bu insanlar? Ne yapıyor? Bir baktım tavan yok. Yatak odamın tavanı yok. Bizim evimiz kerpiç evdi. Ve mertekli bir şeydi. Mertekleri vardı. 11 tane merteği vardı. Çatı şeklinde. Merteklerin üzerinde kamıştan yapılmış hasır. Hasırın üstünde de artık toprak, keremit, şu bu. Kapalı. Bir baktım ki yıldızlar görünüyor. Hayret ettim. Sonra bir yuvarlak masa oluştu. O boşlukta, yatak odamın tavanında boşluk var. Gökyüzünü, yıldızları görüyorum. Uzun külahlı, zannederim 7 tane üst boyut varlığı. 7 taneydiler. Külahlı varlıklar ve tül elbise giymiş vaziyetteydiler. Yuvarlak masanın etrafında otururlar ve "Selam İsmail Bey, ne haber?" dedi bir tanesi. Metalik mikrofonik ses. İlk defa orada duydum. Metalik mikrofonik sesi. "Selam İsmail Bey, ne haber derken fırladım, ışıkları yaktım, kapandı. Çok sene sonra iletişim kuruldu tekrar. O an korkmuşum. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştığım için küçüğüm. 20 yaşlarındayım. Tam olarak hangi yaşta olduğumu bilmem ama öyle küçüktüm. Bu olayı yaşadım ve ben korktuğum anda onlar kayboldu ve tavan yerine geldi. Tavan kapanmış oldu. Bir tek orada korkmuşum. Kalkıp ışığı yaktım. Evet. Bundan önce miydi? Sonraydı. Bundan önce miydi? Önce. Meditasyondan önceydi. Ama ondan sonra hiç korkum olmadı. Hiç kesinlikle olmadı. Metalik mikrofonik ses konuşur benimle. Gelirler, gözümün içine bakarlar. Derdim, bakacağınıza benim istediğimi yapın. Ben işte farz edin ki Bosna Hersek'teki Müslümanlar kurtulsun, savaş bitsin. Azerbaycan'da Karabağ'da şu bu savaş bitsin. Müdahale edin derdim, bakacağınıza. Halbuki kendim yapıyorum. Zikir çekerdim. 3 sene boyunca zikir çektim. Ve meditasyondu. Zikir de bir nevi meditasyondur. Ve boyut atlatır. İşte Bosna Hersek'te savaş var. Ve ben dedim benim görevim var. Ben görevdeyim. Bu savaşı durduracağım. Zikir çekmeye başladım. Bir elim havaya kalktı. O bir elim de havaya kalktı. Bir enerji topu oluştu elimde. Bir enerji topu. İşte görev istedin dediler bana. Görev at bunu. Ama o an bir dağ diyeyim. Bir dağın tepesine doğru ben havada duruyorum. Hı hı. Havada duruyorum. Elimde enerji topu. Aşağıda da Kınalı Kelle bir miting alanı var. Kınalı birçok insan var. Sayısız insan var aşağıda. Ben de havadayım. Havada duruyorum. Efendim? Yani saçları kırmızı renk mi? Kınalı derken. Kınalı. Kınalı. Hı. Evet. Kızıl. Hı. Kızıl. İşte Bosna Hersek'teydik. Bosna Hersek'teydik. Boşnaklar ve Hırvatlar. Evet. Savaş durumundaydı. At dediler bana. Ben dedim karıncayı öldürmedim şimdiye kadar. Nasıl atacağım? Görevdir dediler. Attım. Evet. Attım. Bir daha oluştu. Bir daha attım. Üçüncü de oluştu. Üçüncüyü de attım. Ondan sonra bir baktım ki koltuktayım. Evimdeyim. Koltuktayım. Tesbih de elimde. Gene devam. Zikir çekmeye devam. Ondan sonra ertesi gün akşam saat 8'de haberler gösterir. Haberler konu eder. Boşnaklarla Hırvatlar barıştı. Herkes çantalar ellerinde. Toplantıya girdiler ve barış oldu. Harika hocam. Evet. Yani işte öyle. Bir gece de siyasi partilerin propaganda gecesiydi. İşte birkaç gece broşür dağıttılar falan. Baldızım eşimi de aldı. Gittiler onlar partili. Neyse. Ben partili değilim. Ben evde kaldım. Aşırı derecede üşüdüm. Titredim. Aşırı derecede. Bir battaniye örtünürüm olmaz. İkinci battaniye örtünürüm olmaz. Titriyorum. Resmen titriyorum. Battaniyenin altında kaldım saatlerce. Kaldım. Isınmak için. Kaldım. Halbuki yani soğuk da yoktu. Soğuk değildi. Normal bir gece. Neyse. Öyle bir şey algıladım. Ben savaş alanındayım. Savaş alanındayım ve bir komutan var. Düşman yanlısı bir komutan var. Bunu haber vermemiz lazım. Bir arkadaş da o ilgili evin misafiri İzmir'de bir arkadaşım. O da aynı şeyleri yaşıyor orada. Aynı şeyleri yaşıyor. Birisi gelmiş yanına. Yani ben aslında. Birisi gelmiş yanına. Kuş, balık çizmeye başlamış. Kuşları, balıkları çizmeye başlamış. Ve biz çok az kaldık demiş kendine. Biz çok az kaldık. Yardım edin bize. Bizi Türkiye'den gelmiş askerler zannediyorlar ama biz asker değiliz. Yardım edin, bu komutan değişmesi lazım diye. Evet. Ruhsal iletişimdi işte o astral iletişim. Evet. Ben ona gittim söyledim. O da ev sahibine söyledi ve Azerbaycan'daki komutan değişti. Anladım. Yani orada gene bir görev verilmişti size. Evet, görevdi. Görevdi. Ve o şekilde Azerbaycan o Karabağ Savaşı durdu. Durdu. Kış mevsiminde siz üşümeniz falan belki alandaydınız o an, değil mi? Öyle miydi? Yok, kışta değildi. Kış değildi, yazdı. Ve ben çok aşırı derecede üşüdüm, titredim, yattım. Hı hı. Ve o şekilde oldu. Sonra şimdi bu biraz acayip olacak. Çok, çok düşük bir frekans. Herkes ruh çağırıyor ya. Evet. Dua edip ruh çağırıyorlar. Ne bileyim ben tahtalar yapıyorlar. Yani çizelgeler yapıyorlar falan, soru soruyorlar. Aslında kozmik bedendir gelen. Öldü diye düşündüğün herhangi birinin kozmik bedenidir gelen. İlk geldiği anda o bedeni ismidir, yeni ismidir. Sonradan gelen eski ismidir. Bir önceki hayatının ismi ve zaten odur çağrılan. Çağırıp da soru soruyorlar. Çağırıp da soru soruyorlar. Dolayısıyla bu durumda ben meğer işte iletişim kurmak için bedenimi terk etmek mecburiyetindeyim. Tabii kozmik bedenim çıksın ve o şekle girdim. O şekle girdim. Üşüdüm, titredim, yattım, hareketsiz kaldım ve kozmik bedenim hareketlenmiş oldu. Ha, o kozmik bedenin çıkması için o şeyi size yaşattılar yani. O üşümüşlüğü, sabit kalmayı falan. Öyle mi? Çünkü yatman lazım İsmail mi diyecekler, diyemez. Deseler bile tabii bilinçsiz kişiyi anlayamaz. Biz o zaman da kendi kendimizi bulma devresindeydik. Evet. Bu şekilde olaylar çok yaşanmıştır. Ama meditasyonla da bu olaylar devam eder. Evet. Benim de yaptığım meditasyonu anlatmam istenmiş ama bugün benim konuğum İsmail Hocam. O yüzden o zamandan çalmak istemiyorum arkadaşlar. Sonra kısa bir yayın çekebilirim size en kısa sürede. Böyle meditasyon nasıl yaptığımı anlatan. Öyle paylaşabilirim. Hocam bundan daha önce de bahsettiniz ama şeyi sormuşlar. Bu zikir dediniz ya 3 sene boyunca çektim diye. Ama ben, nefesi anlatacaktım. Konu geçmeden. Tamam, ama zikiri de söyleyelim. Bunun cevabını vereyim. Olur. Ondan sonra da onu anlatayım. Tamam hocam. Soruyu alayım. Yani şeyi sormuşlar. Bu 3 sene boyunca bir zikir çektiğinizden bahsettiniz ya. Evet. O zikrin ne olduğunu paylaşmanızı talep etmişler. Şimdi isim olarak söyleyebilirim. Mevlevi Metli Baba zikri. Mevlevi Metli Baba zikri diye çektim. Şöyle bir şey oldu. Ben 9 sene boyunca Lefkoşa Belediye Fırını'nın sorumluluğunu yaptım. Oranın müdürlüğünü yaptım yani. Ben fırıncı değildim. Hamurla uğraşmıyordum ama işte unun hesabını yapıyorduk. Şu bu. Fırında ne gerekliyse o. Neyse. Bir işçimiz vardı. Konyalı Ömer diye bir arkadaşımız vardı. Eşine dedesi bu zikri el vermiş. Ve o da fırsat buldukça bu zikri çekiyormuş. Ama arkadaşımız eşini o şekilde gördüğü zaman tabii dominant erkek bütün istediklerini eşi yapacak. Yani su bile içmez, su ver. Şunu yap, bunu yap. O şekilde bir erkek. Tabii eksik hizmet olduğu için karısını dövüyormuş, eşini dövüyormuş zikir çektiği için. O da abi dedi madem ki meraklısın dedi, sana dedi el vereyim sen çek bu zikri dedi. Çünkü ben bu görevi yapamıyorum Ömer'den dolayı. Bizim işçimizin adı da Ömer'di. Konyalı. El verdi bana, yazdı. Yazdı, satır satır, kelime kelime yazdı. 1 saat süren bir meditasyondu. Ama beni İzmir'de bir spor müsabakasında tanıyan birileri bu zikri çektiğimi öğrenince alnımdan öptüler. Dediler olur olmaz insan bu zikri çekemez. Onun için alnından öptük seni dediler. Yani farklı bir insanım. Frekansım çok yüksek. Onun için çekebiliyorum ben bu zikri diye. Ama tavsiye ettiler bana. Bu zikir çektiğin tesbih çok yüksek frekans yüklenmiştir. Dolayısıyla herhangi bir çocuğun eline geçmesin, başına maşına takar, gözüne değer falan, kör olur dediler. Tabii ben tecrübesine varmadım bunun. Kör olur falan. Kötülük yapmış olursun bilmeden. Onun için çok büyük tedbirli ol dediler bana. Evet. Ve Lefkoşa'ya dönünce İzmir'den ben o tesbihi kestim. Kestim, boncuklarını ayırdım. Zarar olmasın. Çekmeceye kaldırdım. Zikir de aklımdaydı. Yırttım attım. Kimsenin eline geçmesin. Çünkü tehlikeli olabilir diye. Evet. Ondan sonra zikri unuttum. Evet. Daha önceki yayınlarımızda özellikle imtina etmiştiniz zaten vermemek için. Şimdi de uyararak verdik arkadaşlara. Zikri. Evet, unuttum. Yani birkaç kelimesini hatırlıyorum. Ama tamamı yok, aklımda yok. Unuttum. Evet hocam. Peki o zaman nefesle ilgili ne ilave etmek istersiniz? Nefesle ilgili konuşalım. Meditasyonun esas öğrenilecek konusu önce nefes. Nefesi bilmeyen, nefes almasını bilmeyen meditasyon yapamaz. Çünkü konsantrasyonunu bozar. Nefes alış, konsantrasyon bozar. Dolayısıyla nefes sayısını azaltıp sıfırlayıp meditasyon yapmak gerekir. Dolayısıyla iki türlü meditasyon biliyorum. Ama birçok nefes şekli biliyorum ben. Kişiye hangisi uyarsa onu yapabilir. Şimdi oturarak nefes çalışması, ellerimiz böyle birleştirilmiş, kucağımızda, parmaklar böyle birleştirilmiş, kucağımızda duruyor. Gene bu şekilde rahat bir şekilde yatılır. Bir koltukta oturuyoruz şimdi. Rahat bir koltukta oturuyoruz. Ensemizin de değebileceği bir şekilde, böyle bu şekilde oturuyoruz. Ellerimiz kucağımızda. Nefes alıyoruz. Şimdi otururken nefes almak sadece burundan alıp vermektir. Sadece kişi burundan nefes alıp tekrar verecek. Süratli bir şekilde alıp süratli bir şekilde verecek. Ama nasıl olur? Önce karın şişer, sonra göğüs şişer ve nefesin tümü verilir. Karın şişer, göğüs şişer, nefesin tümü verilir. Bu 15 dakika devam eder. Bu 15 dakika devam ederken nefes alma ihtiyacı 15 dakikanın sonunda bitmiş olur. Ama bu nefes alışlarda çok büyük bir iradeye ihtiyaç vardır. Çünkü şartı var. Tabii meditasyonun da şartıdır bu. Şimdi kişi nefes alırken hiç kımıldamayacak. Ama beden gevşedikçe parmaklar ayrılır, eller tamamen düşer ayakların üzerine. O ayrı konu tabii ki. Kişi hiç kımıldamayacak. Uyumayacak. Vizyon görmeye başladığı zaman uyuduğunu anlaması gerek. Uyanması gerek. Nefes alırken. Hiç kaçınmayacak. Hiç kaşınmayacak. Hiç yutkunmayacak. Şartları bu. Yutkunma yok. Kaşınma yok. Kımıldama yok. Uyuma yok. Şimdi biz böyle söyledik ya, nefes çalışmasına başlar başlamaz insanların yutkunluğa ihtiyacı baş gösterir, kaşınmaya başlarlar ve zihin işte onları kandırır. Zihindir aslında bunu yapan. Zihin onları kandırır ve nefes çalışması yapamazlar. Şimdi küçükken öğrendiğim bir şey vardı. Beden eğitimine çıkarırlardı bizi. Koşardık. Sahanın etrafını koşardık. karnımız ağrıdı. Karnımıza sızı gelir. O karnına sızı gelen gruptan çıkar, koşudan vazgeçer. Halbuki ben inat ettim. Dedim hayır, koşuya devam. Geçti. O sızı geçti. Demek ki inat edip iradeni kullanırsan koşarken bu sızı geçecek. Meditasyona hazırlanırken de nefes eğitimi yaparken yutkunma ihtiyacı gelir. Felaket derecede yutkunma ihtiyacı gelir. Hiç yutkunma. Kaşınma ihtiyacı gelir. Kesinlikle kaşıma. Kaşınma. Zihindir seni kandıran. Zihin kandırıyor. Ve bir süre sonra kaşıntı geçer. Kaşıntı hiç kalmaz. Bir süre sonra yutkunma ihtiyacı hiç yok. Nefes alış öyle bir duruma girer. Farklı bir nefes alış söz konusu olur. İnsanın hiç denemediği nefes çalışması. Nefes alış nasıl olur? İşte burundan alıp burundan veriyorsun. Ama gözün kapalı tabii meditasyona hazırlanıyorsun. Sanki böyle burnundan değil de başka yerden bir nefes gelir. Hava gelir. Çok tatlı bir havalar gelir. Ve nefes alma ihtiyacı hissetmez insan. Dolayısıyla hem tatlı havayı alır hem nefes almaz. Bu şekilde olur. 15 dakikanın, 20 dakikanın sonunda tabii yeni başlayan 15 dakika, 20 dakikadan fazla zaman harcayabilir bu duruma girebilmesi için. Oturarak nefes alış bu. Meditasyon da yapabilir tabii kişi. Bu nefes çalışmasından sonra. Yatarak nefes almak sadece ağızdan alıp ağızdan vermektir nefesi. Burun hiç çalışmayacak. Ağızdan nefes alıp verilecek. Dolayısıyla gene işte kaşınılmayacak, yutkunulmayacak, kımıldanılmayacak ve uyunulmayacak. 15 dakikanın sonunda nefes alış düzene girer. Hiç artık kafan nefes almada değildir. Yalnız ya tek bir düşünce var veya hiçbir düşünce yok. Meditasyona giriyorsun o şekilde. Ve nefes alırken de bedeni gevşetmeye çalışıyorsun bu durum, bu halde. Daha önce söylediğim gibi bedeni gevşetmeye çalışıyorsun ve meditasyona girilir bu şekilde. Nefes alış, biz küçükken de nefes alma eğitimi yapıyorduk. Denizde yapıyorduk. Dalıyorduk. Ne kadar nefes almıyorum acaba? Ne kadar zaman nefessiz kalabiliyorum acaba? Diye yarışıyorduk. Kardeşimle, arkadaşlarımla yarışıyordum. O şekilde de olur. Nefes alış karnı şişir, göğsü şişir, tut. Ne kadar tutarsan tut. Ondan sonra süratle ver veya yavaş yavaş ver. İşte bu nefes alışa ihtiyaç hissetmeyecek kadar bir eğitim yapmış oluyorsun. İradeyle ve usulüyle tabii ki. Böyle bu şekilde yapıldığı takdirde meditasyona çok kolay girilir. Medite olur kişi. Evet hocam. Peki ben teşekkür ederim. Yani orada işte amaç zaten hani meditasyon aslında yapmak değil de meditasyon olmak derler. Meditatif duruma girmek. O duruma girdiğimizde yani deneyimlemek istenilen duruma göre yani orada bir şey girdik duruma beklentimiz ne olmalı mesela? Hani tamam şimdi, ben meditatif oturuma girdik. Oturuma girdik. Oldu. Evet. Giren kişide ego kesinlikle olmayacak. Kesinlikle. Artık sizinle konuşmuyoruz zaten. Zihin gitti. Beden de yok oldu. Sadece sen varsın. Ama şimdi astral seyahat dersiniz siz. Kozmik seyahat söz konusudur. Meditasyon yaparken kozmik beden açığa çıkar ve üst boyutlara uzanılır. veya aynı boyutta başka yerlere gidilir. Evet. Başka yerlere gidilir. Hiç egosu olmayacak kişinin, art niyeti de olmayacak tabii dolayısıyla. Mesela ben biyoenerji yapıyorum. Kozmik bedenle, seyahatle biyoenerji yapıyorum. Ben nötrüm. Herhangi bir art niyetim yok. Sadece tedavi maksatlı gidiyorum kişinin üzerine ve tedavimi yapıyorum. Şimdi affedersiniz, gençken biz bunu gençken erkek olduğumuz halde de tartışıyorduk arkadaşlarımızla. Şimdi herhangi birinin evine herhangi birini çıplak görmek için kozmik seyahat yapabilir mi? Hayır, kesinlikle yapamaz. Hayır, kesinlikle yapamaz. Çünkü egoya girer ve art niyete girer. Yani art niyetlikten mi izin vermez? Egoya girdiği için, art niyete girdiği için. Tabii ki sistem izin vermez. Hı hı. Olmaz yani, imkansızdır. Hı hı. Art niyeti olan birisi, nötr düşünceye sahip olmayan birisi astral seyahat edip de herhangi birinin evine kesinlikle giremez. Peki hocam, bu büyü yapılan büyüler nasıl işliyor? Yani hani hazır böyle konu gelmişken sorayım istedim. Mesela bir büyü olayları var. Mesela onlar nasıl işliyorlar? Bu sistem hani bu kadar kontrol altında yapıyorsa. Şimdi büyü diye bir şey yok aslında. Şimdi Tanrı var. Tanrı mevhumu var. Hı hı. Ve Tanrı'ya tapanlar, şeriat bilincinde olanlar, Allah'ım şunu ver, Allah'ım bunu ver diye düşünür. Kimine verir, kimine vermez. Hı hı. Verdiğine az verir, kimine az verir, kimine çok verir. Bu düşünce, üçüncü boyut, insan düşüncesi. Tanrı düşüncesi olamaz kesinlikle. Tanrı sadece seyircidir. Ve söyledik, Avatar Tanrı'dır. Tanrı kopyasıdır diye söylendi. Şimdi şehitlik mertebesi yok dedik zamanında. Çünkü herhangi birileri askerleri falan yere yöneltti. Kendi istek ve arzularına göre falan yere yöneltti. Savaşa girdi askerler. Öldüler. Tanrı o askerleri 19. boyuta çıkarır mı? 19. Yani. Boyutun son frekansına yerleştirir mi savaştığı için? Hayır. Şeriat inancında vatanı için, dini için savaştığından dolayı onlar şehittirler. Yani, siz onları bilmezsiniz denmiş. Yani diridirler. Diridirler. Yani işte insanları şevke getirip savaştırmak için söylenen yalanlar bunlar. Aynen hocam. Hakiki değil. Şimdi evet. Ben bunu niçin söyledim? Bir şey söylemek için söyledim. Büyüden girmiştik konuya. Nasıl? İşte kozmik bedenden girmiş oluyoruz. Kozmik bedenden. Kozmik bedenle seyahatten konu ediyoruz. Yani dediniz mi hocam siz? Ben hatırlatayım isterseniz. Hani bu biyoenerji yaparken dediniz ya, egosuz ve bilgiye oluyor. Evet. Ama başka birisi egosuyla giderse ona sistem izin vermez demiştik. Evet. Ben de siz o zaman büyü nasıl gerçekleşiyor? Büyü ne demektir? Büyü hangi yöntem olursa olsun Allah sistemini kendi istek ve gayreti, istek ve arzusuna göre, beklentisine göre yönlendirerek karşısındakine kötülük yaptırtmak işlemi. Tanrı'ya kötülük yaptırtmak işlemi oluyor. Tanrı'ya kötülük yaptırtabilir misiniz? Tabii ki hayır, ama bazen de hani böyle ayrılmak üzere olan, bozulmak üzere olan evlilikleri birleştirmek için, hani bu da bir iyilik gibi gözüküyor ya dışarıdan bakılınca. Yani şimdi, o maksatlı olanlar da var. Hani tek taraflı değil. Şimdi, evet. Bir doktorlukta bir plasebo diye bir terim var. Evet. Plasebo. Hı hı. İlaç olmayan ilaç. İlaç niteliği olmayan bir ilaçtır plasebo. Kişiye öyle bir telkin edilir ki o ilacı kullandığı zaman herhangi bir şey düzelecek. Evet. Doktor verir. Kullan ve faydasını görürsen gel tekrar der doktor. Plaseboyu verir. Kişi kullanır. O çok güzel, faydalı oldu. Hemen ertesi gün doktora tekrar gider. Doktor çok faydalı oldu. Yaz bana da alayım bu ilaçtan. Efendi der, ben şeker verdiydim sana. Şekerdi verdiğim, ilaç değildi. Demek ki senin sen düşüncelerini değiştir ki ilaçla de iyi olman söz konusu oldu bugün. Ama sen düşünceni değiştirirsen zaten sen hasta değilsin. Başaracaksın. Evet. Der ve hakikaten o hasta düşüncesini değiştirdiği zaman ilaca ihtiyacı yoktur. Ve iyi olur. İyi olur. Başarılı olur. O istediği konuda. Hı hı. Büyü de aynı şekilde. Büyülendiğinin haberini almayan kişi etkilenmez. Vallahi hocam toplumda yani bu büyüyle ilgili hani yazılan, çizilen, söylenen, işte kaynana, geline yaptırmış, gelin ölmüş, işte sabuna bir şeyler batırmışlar, sabun erimiş, gelin erimiş, en sonunda hasta olmuş, ölmüş. İşte domuz yağı, evet. Eve sürülmüş, evin bereketi kaçmış, ayrılmışlar. İşte birisi kocasıyla araları çok kötüye gidiyormuş, bir hocaya gitmiş. Hoca demiş ki evde şurada şu var, git bak. Gitmiş bakmış, domuz yağı bulmuş, muska bulmuş falan. Bunu gibi bir sürü hikayeler anlatıldı şimdiye kadar. Şimdi yeni evliydik. Akvaryumum vardı. Akvaryumun altında parlak bir şey görüyorum. Balık düştü zannettim. Gittim baktım. Selobant sarılmış. Ama bir şeyler var içinde. Bıçakla kestik. Kuzu derisi. Selobantla sarılmış kuzu derisi. Evet. Kuzu derisinin içinde de çörek otu dersiniz siz. Çörek otu var. Bizde garacotço derler. Garacotço. Enteresanmış. Evet. Çörek otu var içinde. Eşim nedir acaba? Büyüdür. Büyü yaptılar bize. Evden çıkalım diye büyü yaptılar. Süresi gelmeden ben evden mi çıkacağım? Olmaz dedi. Süresi gelmeden mahkemeye verdiler bizi. Ben gene kiramı yatırdım. Mahkeme süresince hakim sordu, ne kadar borcum var? Ne borcu dedim. Kira borcu. Hiç borcum yok. Kontrata göre de günü geldiğinde ben artırdım kiramı, yatırdım hesabına. Doğru mu dedi. Evet dediler. 6 ayda bedava oturacak o zaman dedi. O büyü geçti. Büyü ters etki etti. Evet. Yani bu şekilde büyüydü işte o. Evet. Ama ters tepti. Mahkemeye de verildiği için mağdur durumda olmasın diye biz ev bulduk, çıktık. 1-2 ay sonra ev bulduk, çıktık. Boşaltmış olduk orayı. Şimdi hiç haberi olmayan biri varsa büyü yapıldığından kendine hiç etkilenmez. Ama o plaseboyu içen adam gibi büyü yapıldı diye söylendiği zaman o geçerli olur. Şimdi yani söylemek istedim de bizim mesela hani bizim diyorum tabii Müslüman camiasından bahsediyorum. Mesela havas ilmi diye bir ilim var mesela. Yani o kadar çok ilgilenenleri de olmuş ki mesela Kabala'da da işte maji derler. Hani fake'ler yazılmış falan filan bir ilim haline dönüşmüş. Yani bunların hepsi hocam ne diyorsunuz siz? Enerji işi de değil. Enerji yönlendirme. Tamam. Enerji yönlendirme olabilir. Haberi yoksa diyorsunuz bundan etkilenmez. Değil mi? Evet, etkilenmez tabii ki. Şimdi bazı kişiler ben biyoenerji yapıyorum da benim bilmediğim herhangi bir şey buldun mu diye sorarlar. Evet. Şimdi herhangi bir sınava giden, mülakata giden biri ellerine yer bulmaz, ayakta durur. Ellerine yer bulmaz heyecandan. Halbuki her zaman elleri her yerdedir. Ellerine yer bulur. Ama o heyecanlandığı için ellerine yer bulmaz. O duruma girdiği için. Şimdi soruyorlar bana. Ben de diyorum ki ellerimde gırt gırt diye titreşim yapar. Ben senin bilmediğin yerlere de biyoenerji tatbik ederim ve sıfırlarım onu. Ama yok söyle derler. Ben de bir fıkra söylerim. Kitapta var bu fıkra. Bu olay kitapta var. Namık Kemal çok muzip bir kişilikmiş. Hı hı. Arkadaşları da muzip. Bir vapur seyahati yapıyorlar. Vapurda giderken salonda bir masada oturuyorlar. Bir başka masada da bir papaz var. Arkadaşlarıyla sohbet eden. Namık Kemal arkadaşlarıyla muziplik yapacak. Var mısınız demiş Namık Kemal, bu papazın sakalını kestirelim. Nasıl kestireceğiz falan. Ben demiş kestiririm. İddiaya girdi arkadaşlarıyla. Kalktı papazın yanına gitti. Papaza tanıştı. Biraz sohbet etti. Ondan sonra kalktı masasına geldi. Ne oldu dediler arkadaşları. Sabahleyin kahvaltıda görürüz dedi Namık Kemal. Akşam oldu, sabah oldu. Kahvaltıya çıktılar. Bir baktılar ki papazın sakalı yok. Aa dediler, ne yaptın da bu papaz sakalını kesti? Sadece dedi Namık Kemal, ona bir soru sordum. Papaz efendi, yattığın zaman sakalını yorganın üzerine mi koyarsın yoksa yorganın altına mı tutarsın? Papaz ilk defa bu soruyla karşılaştığı için ömür boyu sakallı adam sakalının nereye gittiği, girdiğini, çıktığını bilmez. Hiç fark etmez zaten. Ama soru sorulduğu zaman sakalını yorganın üzerine koyar, rahat etmez. Altına koyar, rahat etmez. Galttığı gibi kesmiş sakalını. Şimdi ben de diyorum senin bilmediğin bir hastalığı söylersem sana bizim biyoenerji bitti. Armadağın olacak. Geçersiz olacak. Ama ben onu zaten tedavi ettim. Onun için sana kusura bakma söyleme. Olsa bile. Ve ona vardı da tedavi ettim demem. Hı hı. Yoktu derim, bir şeyin yoktu derim. O şekilde geliştiririm ama vardı desem biyoenerji bizim sıfırlanacak. Doğru hocam. Peki ben o zaman son bir şey daha... Bu duyu da bu şekildedir. Okey. Bir şey daha hemen sormak istiyorum. Küçük bir şey. Sonra bu konudan başka bir soruya geçeceğim. Yani kişi mesela frekans olarak çok düşük bir seviyedeyse de hani aşağı frekanslardaysa da dışarıdan kuvvetli bir kendisine enerji olarak bir şeyler gönderiliyor, konsantre olunmuş sürekli. Böyle bir enerji manyetik alandan etkilenir mi? Etkilenir. Etkilenir çünkü şöyle bir şey diyoruz. Avatar hangi boyuttaysa o boyutun 343 frekansını yansımalar paylaşır ve bulunduğu frekansın gereği olan rol oynar. Kimi Avatar'la aynı bilinç seviyesindedir, kimi Avatar'dan bilinçlidir, kimi Avatar'dan bilinçsiz rol yapar. Dolayısıyla biraz önceki söylemlerinde cevabı bu. Avatar kendiyle yansımalar arasındaki diyaloglardan oluşan düşüncesi Avatar'ın sınavıdır, bilinç sınavıdır. Yansımalarla yansımalar arasındaki diyaloglardan Avatar'ın oluşan düşüncesi gene Avatar'ın bilinç sınavıdır. İşte o ona domuz yağı demiş, o ona şöyle demiş, bu bana böyle demiş. İşitir, Avatar işitir. Yansımalardır söyleyen. Avatar'a yansımalar söyler. Yansımalar kendi aralarında konuşur ve Avatar'ın kendi kendini yetiştirebilmesi için Avatar'a yardımcı oluyorlar bu konuda. Çünkü bu konulardaki oluşan düşüncesi Avatar'ın kendi bilinç sınavıdır. Evet hocam. Oradan biraz daha bunu o konuyla da bağlayabilir miyiz? Evet böyle. Yani işte. Ama mesela benim farkında olmadığım iki kişi, yani iki yansıma. Evet. Ben de bir şey bana gösterecekler ya, ya da karşıma öyle bir şeyle büyüdü vesaireydi gibi çıkacaklar ki ben o durumlara nasıl tepki vereceğim? Ya da benim içimde bir yerlerde böyle bir şey var. Bana görünür olup büyü olarak görünecekler. Ben bir şekilde bu konuyla muhatap olacağım ve orada almam gereken mesajı alabiliyorsam alacağım, alamıyorsam bir daha yaşayacağım. Yani bu konuda alternatif boldur. Evet. Alternatif bol. Bir falcı gelir eve. Falcı şu olacak, bu olacak, bu olacak diye söyler. Halbuki olacak olan zaten Avatar düşününce olacak. Düşündüklerini yaratıp içinde yaşayacak Avatar. Falcının söyledikleri palavra. Ama Avatar bunu düşünürse, çok güzel düşünür ve yaratırsa falcı çok iyi bildir der. Güzel düşünüp yaratamazsa falcı bilememiş der. Halbuki öyle bir konu yok. Avatar düşünür, duygu haline getirir, yaratır, içinde yaşar. Hep kendi beyninden çıkar. Üçüncü gözü anlattık. Bir daha söyleyeyim isterseniz üçüncü gözü. Üçüncü göz, bir piramit olarak düşünelim üçüncü gözü. Amigdala diye bir beyin küreciği var ensede. Birinci köşe, üçgenin birinci köşesi. İki tane de göz var. Birer köşede bunlar. Üçgen oluşur. Tepe üstü çakrasıyla piramit oluşur. Üçüncü göz budur. Üçüncü göz, işte dolar verirler, üçüncü gözü açılsın falan filan. Onlar işte aslında kişi üçüncü gözünü kendi açar. Para verip açılmaz üçüncü göz. Çünkü işte kişi düşünür, düşündüğünü amigdalada düşündükleri replik haline gelir ve amigdaladan beş duyu organı sayesinde göz derinliği olan oftalmiden geçerek film kamerası gibi, fotoğraf makinesi gibi gözün dışına çıkar ve Avatar'da dışarıda bir şeyler var da onları algılar zanneder. Halbuki kendi düşündükleridir gözünden çıkanlar, kendi algıladıkları, gördükleri. kendi gözünden çıkanlardır. Üçüncü göz bu. Evet hocam. Yani mesela sistemin böyle işlediğini bilen kişi, hani sistem böyle işliyor, ben bir avatarım, yansımalarım işte bu böyle işleyişi bilen kişi zaten böyle bir olgunun esiri de hiçbir zaman olmaz. Evet. Bu frekansı düşük üçüncü boyut oyunlarından en kıymetli olanlardan biri, yani hatırı sayılır olanlardan. Evet. İnanırsan onun şeyine düşersin zaten, tuzağına. Evet. Tabii ki. Evet. Ki ben işte kendim için bir şey söylüyorum. Bilardo masası, bilardo oyunu var ya, evet. İstekka topa vurur. Hı hı. O top da gider başka topa vurur ve kim deliklere daha çok atarsa o kazanır. Dolayısıyla ben de diyorum ki ben çok ağır topum. Herhangi bir top bana çarparsa geri gider, deliğe düşer. Hmm. Güzel. Çünkü biliyorum. Yani hadi bana büyü yapsın. Bana büyü yapsın. Yaptığı büyü kendine çarpar. O şekildedir. Peki, teşekkür ederim. Diğer soruya geçiyorum hocam. Evet, buyur. Bir arkadaşımız da demiş ki, eğer biz yaratıyorsak, yani yaratıyoruz madem, yaratıcıyız, düşündüğümüzü yaratıyoruz. O zaman Betanova, Alfanova, işte her şey, mutlak boyut varlığı, yansımalar, işte bütün her şey o zaman benim bilinç seviyeme göre yarattıklarımsa, şayet, bu doğruysa şayet, o zaman sadece kendi bilincimden başka hiçbir şey var değil. Eğer bilincimde de yaratmakla ilgili şeyi de kesersem artık her şeyde hiçbir manası yok. Bütün bu olanların hepsi benim sadece bilincimde olan şeyler diye düşünebilir miyim? Bu doğru mudur? Yaratılanlar bilinçten dolayı yaratılmıştır. Yaratılanlar. Hı-hı. Ama Betanova'yla alakası yok. Avatar'la alakası yok. Betanova laboratuvarıyla alakası yok. Onları 7 mutlak boyut varlığı yarattı. 8. dahi bu konuda yoktur. Yani bu vizyonmanyetik alandaki bir varlığın özelliği, hakikatteki varlığın özelliği değil mi? Ya da belki hakikatteki varlık. Hakikatteki varlık da düşünüp yaratıyor. Evet. Düşünüp yaratıyor. Ama orada yansımalarla avatar yok. Tüm varlıklar birer varlıktır. Eskiden bizim de bildiğimiz gibi. Bütün varlıklar varlıktır. Ve kişinin düşündüğü bütün varlıklara çarpar. Evet. Ama vizyonmanyetik alanda bir avatar var ve yansımalar var. Avatar'ın düşündüğü yansımaların tümüne çarpar ve onları hareketlendirir. Farkı bu. Alfanova ile Vizyonmanyetikalan'ın farkı budur. Evet. Ne diyoruz bilincin yükseldiği zaman? Betanova diyorum. Rahman boyutuna girdiği zaman, kişi yani 11. boyuta ulaştığı zaman yaratma gücünü de öğrendikten sonra artık bilinçle yaratım yapar ve ondan sonra da düşünmeme eylemi yaparak vizyonmanyetik alanının boş olduğunu fark etmesi söz konusudur. Peki hocam, sizi hayatıma ben mi soktum? Yani düşündüm, talep ettim. Siz öyle mi benim hayatımdasınız şu an? Yoksa siz herkesin hayatında mısınız aynı anda? Evet, hani bir niyahat dediniz ya. Hayır. Şöyle bir şey. Tek avatar için söyleyelim. Ben 6. mutlak boyut varlığıyım. 6. sıradayım. 7 tane mutlak boyut varlığı var ya. Ben 6. sıradayım aslında. 6 numara. Kendimi tüm vizyonmanyetik alanlara yansıttım. Ama ben gene Betanova laboratuvarındayım. Ama nasıl yansıttım? Tek bir numaralı avatarı düşünelim. O avatarın yansımalarından birinin bedenini ödünç olarak aldım ve o vizyon manyetik alana yansıdım. Tamam. Yani tüm vizyon manyetik alanlarda varım. İsmim İsmail Keçeci'dir ama görünümüm farklıdır. Anladım. Çünkü başka her bir küpçükte o küpçüğün avatarının yansımalarından birinin bedenini ödünç alarak o vizyon manyetik alana yansıdım. Tamam. Peki neden ben 20 yaşındayken benim hayatımda olmadınız hocam? Bütün hayatların boyunca birlikteydik. Yani ben sizi niye daha önce tanımadım? Ya da neden daha sonra tanımadım? Tanırdın. Tanır mıydım? Tabii. Tanırdın. De her zaman yanındayım. Tamam. Bütün 78 bin yıl boyunca hep birlikteydik. Hep birlikteydik. Çeşitli isimlerle birlikteydik. Ve çeşitli bedenlerde tabii ki. Çünkü senin bedeninde değişir devamlı her ömürde. Hücreler aynı hücreler olduğu halde ben oyun hamuruna benzetirim. Evet. Bir top oyun hamuru var. Ne kadar yoğurursan yoğur, ne kadar değiştirirsen değiştir, atomik yapısı değişmez. Beden de bu şekildedir. Sen hangi ömürde olursan ol, hücrelerin aynı hücrelerdir ve ben de yanındaydım çünkü görevliyim. Evet. Okey. Hayır. Ben orada şeyi anladım. Evet, benim bir önceki ömrümde gene yanımdaydınız başka bir görüntüyle. Ama şimdiki ömrümde yani şu an gerçi her şey anda ama yani o anda yani neden daha geç yaşta ya da daha erken yaşta ben sizi tanımadım. Onun işleyişi nasıl bir şey diye algılamaya çalıştım ama şu an... Şöyle bir şey var. Sen var mıydın? Vardım. Yani ben var mıydım? Vardım. Evet. Dolaylı yoldan iletişim kuruyorduk. Anladım. Yani anlamaya çalışacağım daha doğrusu. Evet. Yeni bir soruya geçiyorum hocam. Evet. Şimdi bir arkadaşımız da demiş ki yani işte ben olan avatar ya da sen olan avatar üst benine perisiprine bağlı olduğunu ve bulunduğun son şuur katmanının 10. boyut üstündeki bilinç katmanından düşüncenle kozmik akım çektiğini yansıma aldığını biliyorsun. Soru şu: şu anda avatar 20 ile 23. boyutlarda yaşam süren mutlak boyut varlığından yansıma alıyorsa avatar 10. boyutta mıdır? Şimdi şöyle bir şey. Her zaman ne diyoruz? 3. boyut, 2. boyut, 1. boyut bitki boyutu, 2. boyut hayvan boyutu, 3. boyut insan boyutu, 4. boyut ortak kullanılan uyku ve çözülüm boyutu, 5. boyut zamanın var olmadığını algılama boyutu, 6. boyut ölümün var olmadığını algılama boyutu. 7. boyut mükemmel boyuttur. Çünkü tanrısallığa giriş boyutudur. Giriş kapısıdır. 8. boyut ve 9. boyut tanrısal boyuttur. Ruhsal boyut demek aslında ruh olmadığına göre o isim uydurmadır. Ben de aynı şeyi yazdım. Tanrısal boyutlardır 8. ve 9. boyutlar. 10. boyut küp sistemidir. Yani tanrısal boyut dediğimiz enel hak dediği bilincin enel hak diyebileceği bir bilince ulaştığı zaman ulaştığı boyuttur. 8. ve 9. boyutlar. Ve işte o durumlarda da vahdeti vücutu algılamış olur. Bütün herkes ve her şey beni oluşturuyor diye atomik birleşimi algılamış oluyor. Evet. Dolayısıyla 10. boyut küp sistemidir dedik. Küp sistemi bütün anlattığımız laboratuvarın sistemidir. Küp sistemi bir üst ben, onun aurasının kopyası vizyonmanyetikalan, üst benin hücrelerinin yansıması yansımalar, üst benin kopyası avatar. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Küp sistemi bu. Ve bunu algılayan 10. boyut bilincine ulaşmış oluyor. Ve burada diyoruz. Çünkü 11. boyuttan 19. boyuta kadar olan Rahman boyutu varlıkları veya oradaki boyutlar tümü, o 9 tane boyut var orada. O 9 boyutun tümü aynı frekanstadır. Bütün Atlantalılar aynı frekanstadır. İster 11. boyutta olsun, ister 19. boyutta olsun. Evet. Aynı frekanstadırlar. Ve biz ne diyoruz? Baştan itibaren düşünelim bunu. Her boyut kendi üstünden, 10 boyut üstünden yansıma alır diyoruz. Ve işte mutlak boyutu anlatabilmek için de küp sistemi olan 10. boyut 20. boyuttan yansıma alır diyoruz. 10 boyut üstünden yansıma alır. Zaten küp sistemi Betanova'da, laboratuvarda mutlak boyut varlıkları tarafından uygulanmıştır, yaratılmıştır. Yani o zaman yansıma olayı aslında bir bilgi alıyoruz, bir tesir alıyoruz şu an anlamında, değil mi? Evet. Evet. Evet, yansıma. Yani mutlak boyut varlıkları bilgi veriyor 10. boyuta. 20. boyut varlıkları 10. boyuta bilgi veriyor. 9. boyuta 19. boyut varlıkları bilgi veriyor. Evet hocam. O şekilde. Evet, ben hemen bununla bağlantılı olduğu için hocam şöyle bir soruyla eklemek istiyorum peşine. Mesela arkadaşımızın birisi de demiş ki bu 19 ya da 20'den görev için 3'e inen bir varlık genelde erkek bedenini seçiyor. Bunun özel bir nedeni olabilir mi demiş. Şimdi şeyde, eski Türk boylarında anaerkil aile vardı. Anaerkil aile vardı. Orada herhangi bir görevli erkek indiği zaman görevini yapamaz. Evet. Görevini tam manasıyla yerine getiremez. Dolayısıyla o görevli kadın olması mecburiyeti var. Atlantalılarda cinsiyet yok zaten. Cinsiyet yok. Tümü nötr varlıklar. Ama işte peygamberler, şunlar bunlar, tüm görevliler ataerkil aile geçerli olan toplumlara gelmişlerdir. Ve dolayısıyla erkek olması mecburiyeti var. Kadının sözü geçmeyen toplumlar bunlar. Dolayısıyla görevli erkek gelir. Aynen hocam. Halbuki yani cinsiyeti yok aslında. Evet. Cinsiyeti yok ama görev olarak erkek olarak gelir. Yani geldikleri topluma o görevi icra edebilmek için daha güçlü, ona uygun şekilde gelirler. Evet hocam. Evet. Teşekkür ederim. Bu soruyu da daha önce çok konuştuk ama burada anlaşılmayan bir şey var. Onu ben de çözemiyorum. Yani özellikle hani bu hakikatte işte bitkiler ayrı, bitki hayvan İnsanlar birbirlerini görmüyorlar ya hocam. Bunu bir türlü böyle oturtamıyor arkadaşların kafalarında. Evet. Hatta şöyle bir şey de konuşmuştuk. Bitkiler, hayvanlar ayrı ayrı gezegenlerdeler. Yani Atlantalılarla birbirlerini görmüyorlar. Vizyonmanyetikalan sadece bilinçlenmek için ya da bir öğreti anlatabilmek için yansıyorlar diye. Orada herkes tabii peygamberler döneminde adı geçen hayvanlarla peygamberlerin ilişkisi konusunda kilitlendikleri için onu çözemiyorlar. Neden o burada var, orada neden şimdi var ya da burada neden var? Ayet var, ayet var. Biz siz kullanasınız diye size verdik, hediye ettik deniyor. Evet. Doğru. Yani hakiki kozmik yapıda, yoktur. Evet. Ama sizin süratli evrime ihtiyacınız var ve bu boyutları da zaten yaşamadınız. Ne bitki boyutunu yaşadınız, ne hayvan boyutunu yaşadınız. 3. boyuttan itibaren evrim almaya başladınız. Ve dolayısıyla bu boyut varlıklarını da size örnek olsun diye, kullanabilirsiniz diye hediye ettik. Evet. Hatta arkadaşımız demiş ki yani hep bildiklerimizin hepsi de bir yalan. Yani her şeyi o kadar farklı anlatmışlar ki şimdi bize. Evet. Şimdiye kadar. Evet, evet doğrudur. Ama şimdi siz bilgi kitabını okuyorsunuz. Evet. Bu bilgiyi bilgi kitabında da bulmadınız mı? Belki buldum, orada da var. Yani ben söyleyeceğim, sizin kitabınızı nasıl ne önyargıyla ne de tamamen benim öğretim budur diye sunmadıysam, çünkü yaptığım iş gereği mesafemi korumak zorundayım. Yani herkesin benimsediği inanç kendine özel. Ben bunu kendime saklamayı tercih edenlerdenim. Bilgi kitabına da aynı seviyede yaklaşıyorum. Yani orada amacım herkes bilgiyi alsın, kendine göre sorgulasın, yolunu belirlesin. Ben burada yönlendirici olmak istemiyorum. Evet. Zaten bu tür kitaplar canlı kitaptır. Seni sana anlatır. Evet. Bir şey düşünürsün, açarsın sayfayı, odur. Cevap o. O konuda gelen. Evet. Ve onu okuyup onu algılıyorsun. Bu şekildedir. Evet, ben hazır böyle yeri gelmişken onu da ona bağlayayım. Sizin kitabınızla ilgili de çok soru gelmiş. Benim sizin kitabınızı okuduğumu yeni duyan arkadaşlarım olmuş arada. Şimdi şöyle 1300 küsur sayfaydı değil mi hocam kitabınız? 1302 sayfadır. Evet, 1302 sayfalık kitabı var hocamızın. Hocamızın Face grupta kendi ismiyle bir sayfası var arkadaşlar. O sayfada en başa tutturulmuş bir şeyi var, paylaşımı var hocanın kitabıyla ilgili. Ama özellikle Messenger'dan ya da bir yorumlara belirtirseniz hocam bir şekilde size ulaşır ve PDF olarak anında kitabı edinebilirsiniz. Ben YouTube kanalımda hocamın kitabını okudum. Okuduğum, seslendirdim, sesli okudum. 82 kayıt tuttu bu gerçekten bayağı bir emekli bir durumdu. 82 kayıt altına aldım onu ve bir klasöre koydum. İsteyenler hepsine birden oradan ulaşabilsinler diye. Şimdi bu yayınımızı da kayıt altında ve Instagram'da link paylaşıyorum. Hani direkt kolaylıkla ulaşabilsinler diye. Aynı şekilde o klasörün linkini de, kitap linkini de oraya koyacağım ki herkes kolaylıkla ulaşabilsin diye. Evet. Bunu buradan belirtmiş olayım. Bir şey daha söyleyeyim ben. Matbaada bastıramadık kitabı. Hı hı. Ama ben dijitalcıda 10-10 bastırıyorum. Ama dolayısıyla tabii kağıt miktarı ve mürekkep kağıt fiyatı ve mürekkep fiyatı devamlı artıyor. Euro olarak. Hem euronun değeri artıyor, hem kağıdın, mürekkebin fiyatı artıyor. Dolayısıyla süper fiyatlara ulaşıyor. 1302 sayfalık kitap, aşağı yukarı 3 top A4 tutuyordu. Hı hı. Ve bayağı büyük, bayağı ağır ve pahalı oluyordu. Hı hı. Bir başka arkadaşım bunu yarıya indirdi. Kağıt sayısını yarıya indirdi. Çünkü harfleri küçülttü. Hı. Ve arkadaşlarım bunu tercih ediyor tabii ki, hem hafif hem az yapraklı olduğu için. Hı. Ben bunu elden veriyorum. Hmm. Yani Kıbrıs'a gidenler için. Evet. Kıbrıs. Arkadaşları Kıbrıs'a gelenler de bana yönlendiriyor. Hı hı. Ve alıp arkadaşları onlara kitabı götürüyorlar. Evet, ve PDF olarak da veriyorum tabii ki, hı hı, ücretiyle. Hı hı. Ama basılı kitabın fiyatı devamlı artıyor. Doğru. Ama şöyle, yani hani almak isteyenler için evet fiyat artıyor ama değer mi? Hani değer şahsen. Yani evet, ben öyle düşünüyorum. Evet, hocam bir de demiş ki arkadaşım, Anunnakiler bu denklemde, bu öğretide nerede? Hocam buna detaylı değinirse çok memnun olurum demişler. Şimdi Anunnakiler Andromeda galaksisi varlığıdırlar. Hı hı. Andromeda galaksisi varlığıdırlar. Sırası gelmişken din kitaplarında veya öğretilerde hep ilk insan olarak yansıtılıyor Adem'le Havva. Evet. Ama aslında ilk insan değil. İlk insan değil. Bütün boyutlar varken, güneş sistemi oluşurken dünya da soğumaya başladı ve insan barındıracak duruma geldiği zaman, şu anda 19 tane boyutu var ama eskiden söylenemiyordu, bu bilinmiyordu. Oyuk Dünya projesi dahi uydurdular. Evet. Dünya oyuktur ve içinde Nordikler içindedir diye Agartha Shambhala diye isimler verildi. Agartha Shambhala dünyanın 5. boyutundadır. Hı hı. Ve Nordiklerin ülkesidir. Vardır. Ama şöyle bir şey var. Biz mekan bant hızından bahsediyoruz. Mekan bant hızı dıştan merkeze doğru boyutlarda yükseldikçe artmaktadır. Hı hı. Mekan bant hızı mekan bant hızı arttıkça madde yoğunluğu azalır ve dünyada 19